Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Şimdi 1,5-2 ay öncesinde yapmış olduğumuz kantaran yağını süzdürüyoruz arkadaşlar. Evet. Görüldüğü gibi. Süt süzeğimiz var. Üstüne de güzel bir içinden bir şey getirmeyecek bir bez koyacağız. Böyle. Bunlardan sızdıracağız. Geri mi veriyor? Geri vermediğim de şey ya, elimde kayacak gibi düşmesin. Çiçekleri de döşeceğiz oraya değil mi? Dökeceğiz sonunda. Biraz ezeceğiz kaşıkla. Tam yağ sızılsın çıksın içinde. Evet. Gayet güzel kantaran yağımız arkadaşlar. Tam rengini, kıvamını almış. Fazla ezildi mi de şey olur arkadaşlar, onun için. Kendi haline süzülecek. Az sonra kaşıkla toparlayacağız kenarlarını. Bezle de ezebilirim şöyle. Ellilim. Ama biraz daha şey yapsın ki yağ çıksın, dışarı taşmasın. Zaten o kadar yağ anca dökmüştük, fazla. Tek yağ kalmadı. Yarı yarıya çiçek koymuştuk. Ama biraz daha vardı, biraz daha süzüldü mü biraz daha çıkar içinde. Öyle duracak mı? Durmaya gerek yok. Durmaya gerek yok. Şöyle evet. Biraz da bezle bile sızdıracağız onu. Şu şekilde. Bezden bir şey çıkmaz. Bez tamamen sıkı. Evet, gayet güzel. Sanki bu çoğaldı gibi. Otla fazla bir yer kesmiyorlar. Evet. Tamam mı? Tamam. Böylece yağımız hazır. Bir yukarı kaldır bakalım nasıl. Güzel görüntüsü var. Evet arkadaşlar, ne bir hiçbir leke yok, tamamen böyle süzüldü de sade bir şekilde. Bazıları yapıyor, çok bulanık oluyor. Bu tamamen aranmış bir şekilde. Evet. Hay maşallah. Bütün ağrılarda, mide yaralarında içilebilir. Ama bu güneşte olan içiliyor mu? Kullanılıyor. Tabii ki biz bu şeyde ben geçen sene yaptım. Bir yerde duydum ben güneşte olan içilmiyor diye. Bilmiyorum, biz güneşte hep yaptık ama Hüseyin Bey içti. Yani biz kendimiz içmedik. Öyle bir şey sorunumuz olmadığı için içme. Güneşte zaten bu oluyor. Şey olarak güneşte bekletiliyor. En az 4 hafta civarında değil mi? 4 haftayla 6 hafta arası.
bekletiliği, sonra süzülüğü. Ondan sonra başta işte diz ağrıları, bel ağrıları, her türlü ağrı, baş ağrısına bile. İltihaplı romatizm ağrıları. Maşallah, maşallah. Nere? Bahçe. Biz yokken arkadaşlar kapımızın önünde otlar bitmiş. Şu sirke notu, beyaz sirke notu, çimenler. Semizotu bile bitmiş arkadaşlar. Evet, şu semizotu. Yine çimen var şu aralarda. Şu kazaya. Şu siyah sirken. Bu küçük brasaları hanım buraya dikmişti. Büyümüşler bayağı. İnceydiler ama şu anda bayağı bir uzamışlar yani. Evet. O zamanlar atacaktı işte, dikmiş. İşte bu şekilde büyüdü arkadaşlar. Yine maydanozlar. Gülümüz de burada tekrar açmış arkadaşlar. Şuralarda çiçek. Şu dereotu. Bir tane de mısırımız var burada.
Arkadaşlar bu sene meyveler de pek yok ama bu elma ağacı, elmamız da güzel var. Çok dökülmüş altına, dökülenleri kuşlar hep yemiş, baksana altına. Armutta da var bak. Vay be. Armut da güzel. Yarın toplarız bunu inşallah. Değil mi? İnşallah. Bakayım yağlı fındıklar nasıl olmuşlar. Çıkıyor. Çıktı. Olmuş da. Bu da cirası, hemen Bu. hemen cirasın gibi ama bu biraz daha çabuk çıktı cirasından. Azıcık daha fazla kızarmış. 10 gün sonra bunlar olur ha. Gerçekten. 10 gün sonra dalden toplanır zaten. Bak. İçi tamamen olmuş. Bak şey yapmış. Randıvarı Kalbinden güzel bu ayrılır. sene. Tamamen doldurmuş yani. Şu 10 gün sonra kızarır herhalde. Lazım onu ya. Tam
anda dediğim gibi kulaklığa denk geliyor. Ha nasıl olacak? Çok otlanmıştım. Seninki de şey yani çalışmazsa Fatih onlar çıkardı da. Yarın geldim bir şey istiyor musun? Yarın zaten